Ya ben sabahtan kapısına dayanacağız deyince onun lafın gelişi sandım ya. E kıta değiştirir dedin, o da mı lafın gelişiydi? O gerçek, onu yapabilir. O zaman kızsa da kolsa da yalnız bırakmak yok. Olsa çoktan açardı kapıyı ya. Ben dedim sana, gece gelmeliydik. Bence o eve hiç uğramadı bile. E nerede o zaman? Nerede yalnız kalacağına inanıyorsa orada. Alo anne. Hayır, daha halledemedim. Bunu istemek kolay mı sanıyorsun anne? Bilmiyorum, bilmiyorum. O yalanı söylemeden önce düşünecektim bunu. Tamam, tamam. Tamam anne. Ağlama, tamam. Uygun bir zaman bulduğumda konuşacağım. Bilmiyorum anne, daha Sinan'ı görmedim bile. Tamam. Tamam, öpüyorum çok, hadi görüşürüz. Ceyda meselesini halletmeden buraya gelmez o. Olsun, biz yine böyle bir sağa sola bakalım. Ama gelmemesi gerekenler gelmiş bile. Allah'ım yarabbim, ben burada bununla yalnız kalacağım. Ne olur sabır ver bana. Devir işlemleriyle ilgili tüm belgeler burada. Bir dakika ya. Nasıl yani devir işlemi? Biz dün Sinan'la konuşup hallettik. Nasıl yani? Sinan dün gece buraya mı geldi? Hı hı. Senin bu saatte ne işin var burada? Demek ki Filya'yı bırakmak senin için de o kadar kolay olmadı. Ben Filya'yı çok seviyorum Ceyda. Ve tahmin edemeyeceğinden çok burada emeğim var. Burası da benimle var. Ben ve arkadaşlarımın emeği olmadan burası sadece... dört duvar, masalar ve sandalyelerden ibaret. Benim için de sensiz öyle. Dünya bir hiç. Hastasın sen. Tedaviye ihtiyacın var. Yaptığın şeyler normal insanların yapacağı işler değil. Sen sevseydin... eğer ufacık bir çaba sarf etseydin... ya da bir kez olsun beni görseydin... belki de ben böyle bir insan olmayacaktım. Seninle daha fazla konuşmak istemiyorum Ceyda. Hatta yüzünü bile görmek istemiyorum. Sinan. Bir dakika. Sen olmadan buranın benim için hiçbir anlamı yok. Senden bir şey de istemiyorum. Para, pul, hiçbir şey. Al. Benim bunu kabul edeceğimi düşünmedin değil mi? Senin ne parana, ne de yardımına ihtiyacım var. O hatayı bir kere başta yaptım. Bir daha asla yapmam. İyi, tamam, tamam. Sadece sana verdiğim parayı bana öde, yeterli. O parayı en kısa zamanda bulacağım. Sinan, ben...
Sana bir şey daha sormak istiyorum ama lütfen bana karşı dürüst olacağına dair söz ver. Sor. Pelin olmasaydı, yani hayatına hiç girmemiş olsaydı, bana karşı yine böyle mi olurdu? Yine beni görmez miydi? Böyle soğuk mu olurdu? Ben seni sevmiyorum Ceyda. Ben onun farkındayım. Ben onu biliyorum. Ama ben sana başka bir şey soruyorum. Diyorum ki eğer Pelin olmasaydı... ...küçücük de olsun bir şans vermez miydin? Dinlemez miydin? Anlamaya çalışmaz mıydın? Ya da sevmeyi denemez miydin? Lütfen bu benim senden son isteğim. O yüzden bana dürüst cevap ver. Bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var Ceyda. O da seni sevmedi. Bir dakika. Şimdi sen komple çekiliyorsun ve biz sana paranı verince devir işlemi bitiyor, öyle mi? Aynen. Ha, yalnız unutmadan bana bütün parayı 2 gün içinde ödemeniz gerekiyor. Yani Sinan'ın da bu durumdan haberi yok. Ceyda, biz 2 günde nasıl bulalım bu parayı peki? Bilmem. Hani 5 gün içinde ödeyemeyip bana gelmiştiniz ya. Belki yine öyle yaparsınız. Ya istediğimiz zaman veririz. Bizi böyle sıkıştıramazsın. Allah Allah. Peki. O zaman anlaşmazlık mahkemesine gider. Ben de bütün mekanı alırım. Nasılsın reis? Hoş geldin Sinan. İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Vay! 2 saatte denizi kurutmuşsun be aşçı. Yok be reis. Ne var şurada? Yo. Senin gibi ne şehirler geliyor buraya. Geceden çıkıyor adamlar. Ama öyle olta falan değil ha. Ağ atıyor. Gene beceremeden geliyorlar. Bizden balıkları alıp biz tuttuk diye gidiyorlar. Yok be reis, o kadar da değil. Yüzmeyi geç öğrendik ama balık tutmasını iyi biliriz. Rahmetliyle Boğaz'da az mı olta salladık? Hadi bakalım, karnımız da acıktı. Başlayalım artık çaylar soğumadan. Vallahi kurt gibi acıktım. Sağ ol reis. Afiyet olsun. Sen sadece balığa gelmezsin buraya. Öyle denizli, çaydı, manzaraydı derken belki dökülürsün biraz. Ne dersin? Bakalım. Sağ ol reis. Kullanmıyorum. Patatesi de kızarttım. Üstü de incecikti bunun. Gece ayaz. Dışarıda kaldıysa donmuştur. Hani otele gitti desem, oteli de hiç sevmez. Amerika'ya gitmiş olması. Yani ondan sebep açmıyor telefonu. Anneciğim arar o seni mutlaka. Bir daha habersiz bırakmaz. Öfkesi sana değil ya. Ya kime yap? Ya kime? Celladıyla evlendirmeye kalkıştım ben oğluma. Anne Sinan bana darılmadı. Sana mı darılacak? Sevdiğim patatesden yaptım. Vereyim mi biraz? Yok. Arasana sen Sinan'ı. Anne aradım ya kaç kere. Bir daha ara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.